sitesi nasıl kullanılıyor onu göstereceğim. Türkçe olarak da ayarlayabiliyorsunuz bu siteyi. Başına tr.tradingview.com işte bu menülerden değişik yerleri görebilirsiniz. Şimdi biz grafiğe gideceğiz. Asıl göstermek istediğim aslında grafikler. Şu anda dolar Türk lirasını görüyoruz. Bu gördüğünüz bir mum grafiği. Sol tarafta çizim menüleri bulunmakta. Sağ tarafta ise hisse ile ilgili bilgiler, watchlistler, alarmlar, bu tür bilgiler bulunmakta. Bu tür menülere erişebileceğiniz yerler bulunmakta. Aşağıda ise günlük grafiği, günlük zaman aralığına değiştirebilirsiniz görüntüyü. Günlük yaptığınızda bir çubuk bir dakika oluyor. Yani buradan ekranda gördüğünüz zaman aralığını değiştirebiliyorsunuz. Bunlara daha sonra geleceğiz. Aşağıda tekrar menüleriniz var. Değişik örneğin strateji testi, editör. Bunlar biraz daha ileri seviye menüler. Yukarı bölümde hisse grafiğinin ya da grafiği değiştirebileceğiniz çeşitli şekillerde gösterimi değiştirebileceğiniz menü bulunmakta. Örneğin çizgi grafiği, alan grafiği, çubuk grafiği gibi. Örneğin şu anda çubuk grafiğini seçtim. Mum grafiğini seçebiliyorsunuz. Buradan değişik grafik türlerini seçebiliyorsunuz. Burada da bir çubuğun neyi ifade ettiğini, yani grafiğin bu bir günlük grafik oluyor. Bir günlük demek bir çubuk bir gün ifade ediyor demek. Bütün hepsi bir gün ifade ediyor demek değil. Haftalık grafiğe geçebiliyorsunuz. Buradan eğer örneğin günlük grafiği çok kullanıyorsanız fari olarak işaretleyebiliyorsunuz. Burada yıldız işareti var. Bunu yaptığınızda yukarıda çıkıyor harf olarak. Örneğin 2 saatlik grafik diyelim. Ve bir de 15 dakikalık grafik. Bunlar benim favorilerim. Böyle kısa yollar oluşturmuş oluyor. Dolar Türk Lirası için örneğin aylık grafiğe bakıyoruz. Bir haftalık grafiğimiz böyle. Günlük grafiğimiz böyle. 2 saatlik grafiğimiz ve 15 dakikalık grafiğimiz. Sol tarafta mouse'u değiştirdiğim yer, mouse'un hangi şekil alacağını gösterebiliyorsunuz en üst taraftan şu menüden. Şu anda ok işareti olarak görünüyor mouse. Yani göstergeç. Ben genelde artı kullanıyorum. Tabi bu herhangi analizi için herhangi bir şey değiştirmiyor. Sadece gösterim için hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Daha sonra trend için analiz bölgesi geliyor. Burada en çok kullandığınızı da böyle işaretleyebiliyorsunuz. Örneğin trend çizgisini çok kullanıyorum. Bunu işaretliyorum ben. Bunun dışında yatay çizgi, yatay ışın. Bunlar dışında çok kullandığım diğerlerini kullanmıyorum. Zaten ne kadar basit olursa analiziniz o kadar daha düzgün olur. Ne kadar basit olursa kullandığınız araçlar. Buradaki araçların hiçbirini kullanmıyorum. Böyle değişik araçlarla değişik şeyler çizebilirsiniz. Bu serbest çizim aracı şöyle yararlı olabilecek bir araç. Sonra
Metin yapıştırabiliyorsunuz yorum olarak örneğin. Burada çıkacağını düşünüyordum, ineceğini düşünüyordum diye. Bunları da çok kullandığım söylenemez. Örneğin şöyle döngüleri belirleyebilmek için şöyle bir şey kullanılabilir ama bunu çok kullanmadığım bir şey benim de bu. Şu güzel bir araç. Alış pozisyonu, satış pozisyonu. Örneğin diyelim günlük grafikteyiz. Hadi 2 saatliğe geçelim. Şurada aldık diyelim. Stop loss'umuz burası. Kaybetsek buraya kadar örneğin kaybedebiliyoruz. Kaybediyoruz. Hedefimiz de şurası. Burada risk parametrelerini, her şeyi göstermekte. Onun dışında en çok kullandığım araçlardan biri ölçmek için örneğin %1.69 getirisi olan bir bölge. Baş ve sonunu seçiyorsunuz. 27 çubukta yani 2 gün süren bir ilerlemeymiş bu. Burada günlük grafiğe geçtim. Burada yaparsak 6 çubuk 8 gün sürüyor. Evet, genel ayarlar böyle. İstiyorsanız renkleri değiştirebilirsiniz. Mum grafiklerinde örneğin. Bu yeşil tonunu tercih ediyorum. Kenarlı olarak grafikleri görmek daha kolay oluyor benim için. Bunları hep siyah yapıyorum. Evet, daha rahat bir görüntü oluşuyor. Şuralarda işlem hacmini görüyorsunuz. Bu arada da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz işlem hacmini. Örneğin artan işlem hacmi için tekrar bunu kullanıp düşen işlem hacmi için de bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha renkli, daha güzel oldu grafik. Eğer herhangi bir hisse arıyorsanız şu yukarıdan örneğin Pegasus diyelim. Hisse ismini girebiliyorsunuz. Bu arada BIST yazıyor. BIST Borsa İstanbul için. BIST'i seçtiğinizden emin olun. Yanlış analiz yapmamak için. Günlük grafiğe bakıyoruz şu anda. Haftalık grafiğe geçelim. Buradan analizimizi yapabiliriz böyle. Eğer istersek gösterge ekleyebiliriz. Örneğin hareketli ortalama ekliyoruz. Hareketli ortalamanın üstüne tıklayarak parametresini değiştirebiliriz. Stilini değiştirebiliriz. Örneğin kalın yapabiliriz. Örneğin alarm eklemek istiyoruz. Buraya gelip kayıt olmamız gerekiyor. Pardon, bunu kayıt olduktan sonra gösterebilirim. Şu anda kayıt olmadığım bölümdeyim. Eğer belli bir stratejiyi test etmek istiyorsanız ya da kendiniz tahmin etmek istiyorsanız ileride olabilecekleri örneğin herhangi bir yeri görmedim diyelim. Bu tarihten sonrasını bilmiyorum. Şurayı yeniden oynata basıyorsunuz. Onun için de üyelik gerekiyor. Onu da gösteremeyeceğim. Daha sonra ikinci bölümde onları gösteririm.
Aslında şöyle de tek tek gidip bu en başa getiriyor. Ama şöyle yavaş ortada aşağıya gelirseniz çubuk çubuk ilerletiyor. Böyle örneğin bundan sonra çıkacak 15.95'te alıyorum, sonrası ne olacak diye tahmin edip kendinizde burada satıyorum diye kağıda yazın örneğin. Burada alıyor falan. Bunun gibi bir oyun senaryosu yapabilirsiniz. Sisteminizi de test etmiş olursunuz. Evet, genel olarak trading web sitesi böyle kullanılıyor. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.